Ne zaman bir klavye incelesem altına biri gelip sürekli Game Power'da Game Power yazıyor. Ya neymiş bu Game Power? İşte ben de bugün karşınıza 87 tuş takımıyla dikkat çeken kompakt bir modelle çıktım. Selam Yüksek Frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. 200 TL'lik fiyatıyla fiyat performans kategorisine girebilecek bu klavye acaba e-spor tutkunu arkadaşların iyi bir dostu olabilecek mi? Gerçekten de Warlock serisi hakkında incelememi isteyen çok fazla dost vardı. Yani buna değer mi, performansı içimizi açabilecek mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Kutumuz çok canlı bir havaya sahip olmasa da üzerinde her türlü detaya rastlamak hoşuma gitti. Dostlarım en azından tuş takımından tutun da tüm özelliklere kadar hepsini açıkça belirtmişler. İçerik bakımından kitapçık harici tüm fonksiyonları gösteren bir broşürle gelmesi iyi. En azından ne kadar fazla kombinasyon barındırdığını da anlamış olduk. Ne yazık ki tuş sökme aparatı koymamışlar. Üründe Türkçe harfler özel baskılı. Aslında bu bir bakıma kolaylaştırıcı bir özellik. Keza bazı kombinasyon tuşları da baskılı. Burada gündüz kullanımını destekleyecek bir yapı olduğunu görebiliyorum. Diğer tuşlar ise hafif şeffaf. Kaymaz yüzeye sahip tuşlarla temas hissi gayet iyi. Genel tuş baskısı bir tık sönük gözükse de tuşlarımız ortalama kalitede ve değişebilmekte. Ek olarak kontrol ve yazma hissi epey başarılıydı. Tuş aralığı ve eğimi de oyuncuları destekler kıvamda. Üründe mavi tuş takımına sahip Otem'i kullanmışlar. Gayet sesli ve geri bildirimi kuvvetli. Kompakt modelde 19 adet ışık profili var. Ve ışığın hızını, yönünü ve her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Akranlarına nazaran bildirim noktasında çok kuvvetli bir klavye olduğunu zaten ışıklandırma noktasında görebiliyorum. Lakin eleştirebileceğim kısım bölmelerde hep aynı renkler var ve tuşların mat yapısı ışık şiddetini az da olsa kesmekte. Fakat gece çok göz almayan, dikkat dağıtmayan bir klavye. Özellikle WASD'de aydınlatma gibi, FPS, RPG gibi oyunlarda özel profiller iş görüyor. Dostlarım keskin hatlara sahip klavye arka kısmında fazladan kaymaz ayaklara rastlıyoruz. Her kanada koymuşlar. Yani malzemeden çalmamışlar dedirtti. En çok da örgülü kablomuzu düzenleme rahatlığını beğendim. Çok kolay bir şekilde istediğiniz yöne konumlandırabilirsiniz kabloyu. Son olarak klavyede kocaman marka baskısı yerine sadece logo olsaydı daha hoş dururdu. Fiyatına göre çift katmanlı olması ve metal yüzeyle gelmesi iyi bir avantaj. Genel malzeme kalitesi ise giriş kıvamında diyebilirim. Genelde bu tarz klavyeler turnuvalarda karşımıza çıkar. Aynı zamanda kompakt yapısı şunu söyler. Çantanı at çık der. Ha, böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Açıkçası kendi halinde orta canlıkta bir klavye diyebiliriz. Bu noktada daha çok sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bu şekilde bakıldığı zaman harbiden keskin bir görüntü sunabiliyor ama aynı keskinlik performansta var mı? Ufak olmasına karşın kontrol üstü havasını devam ettiren klavye ergonomik bir yapıda ve pek hafif bulduğumu da söyleyemem. Bu klavyede bir şey bence çoğu oyuncunun hoşuna gidecek. Genelde 300 liralık klavyelerde bile sadece ana tuşların gölgede kalmaması için uğraşırlar. Fakat bu klavyede ne hikmetse farklı hatlarda 10 parmakla bassam bile hemen algılayabilmekte. Ekranda zaten 8 tuş ve bazen 9 tuş bastığım oluyor. Ani hamlelerinizin ve ardışık kombinasyonlarınızın gerçekleşmemesi gibi bir durum yok. 50 milyon tıklanma ömürlü tuşların aşırı hassas, ufak bir baskıda devreye girmemesi de cabası. Ne yalan söyleyeyim, ben genelde bazı klavyeleri test ederken ilk başta yadırgarım, zamanla alışırım. Ufak olduğundan mıdır nedir hemen alışabildim. Gerçekleştirdiğim testlerde saniyede 7 hamleye kadar çıkabildiğini gördüm. Gecikme süresi ve ivediliği tatmin edici. Performans noktasında sadece şunu eleştirebilirim. O da Space tuşunun geri kendini iterken bir tık zayıf kalması ve sürekli basışta fazladan hamle yapabilme ihtimali diyebilirim. Genel olarak FPS ve MOBA türü oyunlarda anında hamlelere cevap verebiliyor. Dikkat dağıtmıyor ve geri bildirim düzeyi yetiyor zaten. Bilakis Fortnite ve benzeri oyunlarda insanların ne kadar atik olduğunu az çok biliyorum.
çoğunuzun hızına yetişecek kıvamda olduğunu klavye zaten hissettiriyor. En azından komplike hamleler savurduğunuzda yansıttığı hakimiyet hissi yeterli olacaktır. Aslında bu model tam olarak Ogre Rainbow modelinin hafif kırpılmış versiyonu da diyebiliriz. Numpad yok ve bilek destek ünitesi de zaten tasarım anlayışına ters. Yazım ve iş için olmasa da genel kullanım için iş görebilecek medya kontrol noktasında da destekleyebilecek bir yapısı var zaten. Sevgili dostlarım, direkt oyun odaklı bir model olduğunu söyleyeyim. Ben video boyunca niye elimde taşıdım onu bilmiyorum. Toparlayacak olursak fiyat performans noktasında tatmin edici bir klavye. Böyle tepkilerinize hemen yanıt verebilecek bir klavye arıyorsanız bakmanızda fayda var. Ek olarak oyunlarda 1 FPS'in bile hesabını yapan arkadaşlar ekipmanlara genelde çok dikkat eder. Sonuçta bütçene göre ayağını uzatman gerekebiliyor. Bu noktada zaten karşılık verebilecek yapıda. Ben kullanım rahatlığını ve kombinasyon potansiyelini de beğendim. Ürünün linki hemen açıklamada, artık gerisi sizlere kalmış dostlarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız TeamSpeak'te Warlock TR sunucusu kurarım. Orada birbirimize sataşırız ona göre.